آمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين آمين والحمد لله رب العالمين. Veciz bir tefsir olan Celaleyn tefsirinin inşallah genel izahını sure sure, en son sureden başlayarak da önce Fatiha, akabinde Felak ve Nas suresinden yukarıya doğru inşallah Arapçasından yapmış olacağız. Tefsirler içerisinde gerek Celaleyn olsun, hakikaten gerek Çağatay tefsir meali olsun, bunlar tefsirle meali bir araya toplamaktadırlar. Yani öz olaraktan ifade edilmekte. Onun için Celaleyn'in inşallah tefsirini sizlerle yapmaya devam edeceğiz. Bismillahirrahmanirrahim. Suretül Fatiha. Fatiha suresi. Bu sure Mekke'de nazil olmuştur. Seba ayetü bil besmele. Besmele ile beraber 7 ayet-i kerimedir. İnkâr etmina, eğer bu besmele Fatiha'dan sayılır ise ve sâbiatun, o zaman 7. aksi durumda ve sırâta lezîne ilâ âhiriha, sonuna kadar 7. olmuş olur ve illem tekûn minhâ, eğer ondan sayılmazsa gayr-ı mağdûbi ilâ âhiriha, o zaman ne olur? Gayr-ı mağdûbi sonuna kadar o şekilde takdir edilir. Ve yukaddiru fi evveliha kulu liyekunu ma kable iyyâke na'budu münasiben lehu bikevniha min mekulul ibad. Yani deyiniz, ne deyiniz? Şunu deyiniz. İyyâke na'budu ve iyyâke nestaîn. Yani ey Rabbimiz, sana yalnız ibadet ediyor, yalnız senden yardım diliyoruz deyiniz. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Bu cümle aslında mesela es-sena denilmemiş, eş-şükür denilmemiş. Özellikle hamd kelimesinin kullanılmış olması manasının külli olmasından kaynaklanıyor. Çünkü hamd kelimesinde minel ezel ilel ebed. Yani ezelden başlayıp ebede kadar ne kadar olmuş, olacak, yapılmakta olan hamd, sena, övgü, şükür, minnet, nimet varsa bütün güzellikler ey Rabbim ancak ve ancak senin içindir. Bu cümle nedir? Cümletü haberiyedir. Kusude bihanet fena alallah bir mazmuniha. Kendi içerisinde Allah'a senayı ifade etmekte kastetmiş olup bir haber cümlesidir. Yani ekulu elhamdülillah manasını da verebiliriz. Ben elhamdülillah diyorum. Bazen ileride de gelecek haber müptedaya takdim edilebilir. Ehemmiyetine binaen. Mesela İyyâke nâbudu da olduğu gibi. Aslında bunun aslı nâbudu İyyâke'dir. Olsa İyyâke ifadesi bu takaddüm etmez normalde. Yani cümlenin kuruluşu itibarıyla. Ama bazı şeyleri özellikle dile getirmek amacıyla takdim olur. Aynen bu adında olduğu gibi. Min ennehu teâlâ mâlehu bi cemîle hamdî minel halkî. Mahlukatından ne kadar hamd varsa, ne kadar şükür varsa Allah hepsine layıktır. Ev müstahikdur veya müstahaktır. Yani hepsini cem ediyor, mahlukatının nebatattan, cemadattan, hayvanattan, insanlardan, cinlerden, melekleri varıncaya kadar hepsinin bir cemil hamdi minel halkı, mahlukatından toplamanın hamdını içerisine cem etmiş oluyor. Aynı zamanda Allah nedir? Ev müstahikdur ve de o hamda elbette ki layıktır. لِاَنْ يَحْمِدُهُ وَيُحْمَدُهُ da olur لِاَنْ يَحْمِدُهُ. Yani onun için yapılmış olan hamdlara, Allah için yapılanlara ne kadar yapılmış ise hepsine Allah layıktır. Onun için elhamdülü manasında mine ezel ilerledi. Madem ki Allah ezelidir, ebedidir, o halde ey Rabbim ezelden ebede kadar ne kadar olmuş, olacağı, olmakta olan ham, şükür, sena, övgü varsa ey Rabbim hepsi ancak ve ancak sana layıktır, sana müstahaktır, sana aittir manası var. Evet, Allah alemu, Allah'u alimun alel mağbudu li hakkin. Allah ne yapar? Mağbudların hakkıyla elbette ki Allah bilir. Allah kendi mahlukatını yani mabut olmaya Allah elbette ki layıktır. Mabuttur. Yani kendisine ibadet edilir. Alel mabud bi hakkin. Elbette ki bir hakkın hakkıyla mabudiyeti Allah bilir. Ona layıktır. Mabudiyet ona hastır.
diyebiliriz. Evet, Rabbil Alemin burada devam ediyor. Yani bir derece tavsiye ediyor. O Allah, kendisine hamdolunan Allah aynı zamanda nedir? Alemlerin de Rabbidir. Yani mal-i cemil harfi minel insi vel cinni vel melaiketi vel devvabi ve gayri. Gerek insanlardan, gerek cinlerden, gerekse melaike, gerekse devam. Yani sürünen, yürünen, yürüyen, hareket eden, tüm mahlukatın hepsine maliktir Allah. Hepsine sahiptir, hepsinin de sahibidir Allah. Ve aynı zamanda bunun dışında bilemediğimiz ne kadar mal varlık var ise, kudretiyle yaratmış olduğu ne kadar mahlukat varsa hepsinin Allah nedir? Malikidir, sahibidir, Rabbidir, terbiye edicisidir. Burada şunu da ifade edeyim. 2800 küsur tane Kur'an-ı Kerim'de Allah lafzı geçer. 900 küsur tane de ondan sonra en çok geçen ismi Rabb ismidir. Rabb ismi geçer Allah'ın Kur'an-ı Kerim'de. Onun için dikkat edersen elhamdülillah önce Allah lafzı, ondan sonra Rabbil Alemin, Rabb lafzı terbiye edici. Mesela bir marmuz dağdan almış olduğu bir odunu, bir kütüğü terbiye eder, masa yapar, sandalye yapar, sıra yapar, en güzel bir mobilya yapar. Allah da toprağı alır, ondan insan yapar, ondan bitki yapar, sebze yapar, meyve yapar, farklı farklı şeyleri yapar. İşte bu Allah'ın Rabb sıfatının bir gereğidir. Allah her şeyi kendisine münasip olarak terbiye edendir. Hayvanı da terbiye eder, taşı da terbiye eder, bitkiyi de, insanı da acaza. Her şeyi terbiye edendir, bu saymış olur. Ve kullu bin hayatı aleyhi alem. Bunların hepsine alem denir. İnsanlar alemi, cinler alemi, melekler alemi ve gayrı. Diye alem, bu ilde. Yukarı alel in, alem ol ins. Mesela ins alemi denir. Ve alem ol cin, ilahayn zalik ve bunun gibi. Ve bu gibi fiyacem-i bilyâni, bilyâni ve nûni. Demek ki âlemîne burada çoğunu ifade ediyor. Gerçi çoğu olarak evlen alemû alâ gayrihim ve övrilen alâmeti yennû alâmeti alâ mucibihi. Niye bunlara âlem denilmiş? Yani buradaki cem-i sırası olmuş oluyor ye ve nûn. Niye âlemlere denilmiş veya âlemlere âlem nafsı niye konulmuş? Çünkü onlar mucidine, onu yaratan Rabbisine alem olduğu için, alamet olduğu için, işaret olduğu için nasıl bir sanat sanatkarını gösterirse aynı şekilde her bir yaratılan varlık kendi sanatkarı olan Allah gösterdiği için ona alem denilmiştir. O Allah'ın varlığının bir işaretidir. Mucidinin, onu icat edenin bir halkıdır. Ondan dolayı ona bir alem, bir işarettir. O Allah, kendisine hamdolunan Allah var ya, alemlerin Rabbidir. Daha nedir? Er-Rahman, Er-Rahim. O Rahman'dır, Er-Rahim'dir. Yani sizin rahmeti, rahmet sahibidir. Aslında Rahman ve Rahim aynı kökten geliyor. Rahman daha ziyade dünyada tecelli ediyor, Rahim daha ziyade ahirette tecelli ediyor. Rahman'ın bir manası Rezzak'tır. Şimdi insanlar dünyada rızka mecburi olarak daha çok muhtaç oldukları içindir ki Rahman ismi dünyada tecelli ediyor. Düşününüz ki ahirette Cenab-ı Hakk'ın dışında insanın hiçbir şeyi yok. Öyle bir durumda doğrudan doğruya Cenab-ı Hakk'a bütün mahluklar rahmetine muhtaç olduğu içindir ki ondan dolayı Rahim ismi daha ziyade ahirette tecelli etmiş oluyor. Çünkü orada rızka bir mecburiyet yok. Mecburi olarak da rızkı alma durumu söz konusu değil. Yani sizin rahmeti, rahmet sahibidir Allah. Ve yer iradetün hayri dilerdi. Herkesine, her sahibe, her kişiye Allah ne yapar? Hayrı Allah irade eder, hayrı diler. Herkes için Allah hayrı murad eder, hayrı irade etmiş olur. Çünkü hayır sahibidir, hayır onun elindedir, her şey onun elindedir. Aynı zamanda Allah nedir? Melik-i Yevmiddin veya Malik-i Yevmiddin. Her iki şekilde de okunur. Din gününün melikidir, kralıdır, sahibidir, hakimidir, güç kudret sahibidir. Yani ey ceza, ceza günü, hesap gününü, karşılık Allah günü. O da nedir? Böyle yavrum kıyamet. O da kıyamet günüdür. Ve hasrum bir zikriyi ellevlerine ceza giren fiil. Niye böyle ifade edilmiş? Çünkü dış görünüşü göre orada onun dışında malik yok ki.
Onun dışında sahip yok ki, onun dışında bir melek yok ki. Ondan dolayı bu din gününün sahibi diye bu durum ona has kılınmıştır. لِأَنَّهُ لَا مُلْكَ صَاحِلًا فِيهِ لِأَحَدٍ اِلَّا اللّٰهُ تَعَالَى Bir delil, buna delil olarak nedir? لِمَنِمْ مُلْكِ الْيَوْمَ لِلّٰهِ وَعَدِ الْقَحَارِ diye de devam ediyor. Bütün mahlukat kıyamet ile beraber bir ölüm sekeratın içerisine girince Allah'ın dilediği bazı melekler hariç, onun dışında Cenab-ı Hak bütün varlıkların ölmesinden sonra tek kalınca Allah böyle diyecek. لِمَنِمْ مُلْكِ الْيَوْمَ لِلّٰهِ وَعَدِ الْقَحَارِ Artık bugün mülk kimindir? Ancak lillahi vahidu kahhar. Bir, tek, kahhar, her şeyin üzerinde hakim olan elbette ki Allah'ındır. Evet, ve muhtara kimisi de maliki yapılmış. Maliki yapılmış. Yani kimisi de caizdir. Kıraat, daha farklılık arz eder. Ve manalı, maliki emri külliyi fiyyemul fiyat. Kıyamet gününde düşün, bütün işlerin maliki, söz sahibi, tasarruflu, hüküm sahibi ancak Allah'tır. Ondan başka kral, ondan sonra başka yönetici kimse yoktur. Ey yani mevsufun mizalike daim. Bir de Allah zaten ezeli ebedi olduğu gibi sıfatları da ezeli ebedidir. Yani mülkiyeti daimidir. Bununla Allah malikiyetiyle, melikiyetiyle, kraliyetiyle tavsif edilmiş olmaktadır. Ne gibi mesela? Kegafir izlenme. Günahları affedici ismi gibi Allah nedir? Maliktir ve bu da devamlı. Fesahabullu sıfatın bir marifeti. Yani çünkü Allah öyle bilinir. Malik olarak bilinir, gafir olarak bilinir. İsmi fail sıfatında oranın sahibidir. Her şeyin bağışlayıcısıdır Allah. İyyâke nâbudû ve iyyâke nestaîn. Sadece ve sadece sana, burada ihlas var, has kılma var, tahsis var. Sadece ve sadece sana. Yani ya Rabbi bu ihlas ifade eder, tahsisi ifade eder. Senin dışında ibadetimi kimseye tahsis etmiyorum. Sadece ve sadece sana tahsis ediyorum, senin için ibadet ediyorum. Ve iyyâke nestaîn ve sadece senden istiâne ediyorum, yardım talep ediyorum. Buradaki sin altı manaya geldi. Talep, sual, tahammül, itikat, vicdan, teslim. Buradaki talep manasına, senden yardım talep ediyorum manasına. Ey yani nefesüke bir ibadeti min tevhidin ve gayrihi. Tevhidden, senin birliğinden, onun dışındaki kahariyetinden, ezeliyetinden, ebediyetinden dolayı ibadetimi sadece ve sadece ey Rabbim sana tahsis ediyorum. Ve lakudur ma'unete alel ibadeti ve gayriha. Kullarına karşı, diğer varlıklara karşı senin yardımında senden ey Rabbim talep ediyorum. Daha ihtinas sıralatı müstakim. En önemli bir şey istikamettir. Doğruluktur, doğru yoldur. Onun için biz günde 40 defa Rabbimizden hidayetimizi isteriz. Bizi doğru yola hidayet etmesini Rabbimizden talep ederiz. Eyyâne erşedna ileyhi ve yüblerun yıldur. Ondan kasıt ne? Onu söyleyecek. Yani bizi o sırat müstakim dediğim doğru yola, ana yola, temel yola, yani şarapına yol gitmeyecek. Yolun ortasının da ortasına bizi hidayet eyle ya Rabbi. Ve yüklerin günü, peki ondan kasıt ne? O sırat müstakimden kasıt ne? Sırat ellezine ondan bedel öyle bir yol ki en anta aleyhi bir hidayeti. Hidayet ile sen kendilerine nimet vermiş oldukları kimselerin yoluna bizi hidayet et. Burada başka ayet bunu açıklıyor. O kendilerine inam ettiklerini gibi. Onu Rabbimiz diğer bir ayette şöyle diyor. اُلَٰئِكَ الَّذ۪ينَ اَنْعَمَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَصِدِّقِينَ وَشُهَدَاءَ وَالصَّالِحِينَ Bu dört kısım nimet verdiklerini sıralarken Allah, nebiler, sıddıklar, şehitler vesaireler. Bu dört kimsenin yoluna bizi hidayet eyle ya Rabbi. Onların yoluna bizi gönder, sevk et diye bunu ifade ederiz. Mesela onlar ne yapıyor? Yüklerin bir ellezine bir sılatı. Sılasıyla beraber ne yapıyor? Ondan bedel. Yani öyle bir yol ki mefhumu muhalifiyle şunların yolu olmayan bir yola. Onlar ki hayır mağdur aleyhi. Kendilerine gadab ettiklerinin dışındaki bir yol. Kimler onlar? O gadab edilenler mağdur. Bu yuruhu kim? Ve hüm el yahud. Onlar da Yahudilerdir. Yani onların yolunda değil ha ya Rabbi. Çünkü onlar istikamet yolunda değil. Onlar sırat-ı müstakimde değil. Mağdur grubu.
Bir de neye? Vela, yani gayr manasına. Vela dalilin, gayr dalilin. Sapıtmışların da yoluna. O yani yolda giderken sapıtmış, ayağa kaymış. Kim onlar? Ve hümün nasara. Onlar da nasani ve hristiyanlar. Ne mağdur olan Yahudilerin, ne de dalilin ve sapık olan hristiyanların yoluna değil, bizim istikamet olan dört sınıf insanın yoluna ey Rabbim hidayet eyle. Ve müddetül bedel ifadetül enne müddetine neysi Yahud ve la nasara. Yani ondan bedel olarak da burada ince bir nükte var. O da bizi Yahudi ve Hristiyanların yoluna değil ya Rabbi. Vallahu alem bisavab, en doğrusunu Allah bilir. Bütün Arabi eserlerde tefsir vesaireden sonra böyledir. Vallahu alem bisavab. İşin aslında ben ne kadar böyle söylediysem de işin en doğrusunu elbette ki Allah bilir. Ve ileyhi merci' vel me'ad. Dönüşte, varışta, sonuçta, masirde elbette ki O'nadır. Ve sallallahu aleyhi ve sellem Muhammed Efendimiz'e salat olsun. Seyyidimiz ona ve ala alihi ve sahbihi ve sellem teslimen kesiren daimen ebeden ve sürekli olarak da onun aline selam olsun, teslimiyet olsun, bol bol. Ve hasbunallah ve nimel vekil, Allah bize yeter, o ne güzel vekildir. Ve la havle ve la kuvveti illa billahi el azim. Güç ve kuvvet varsa ancak Allah iledir. Evet, bu şekilde Fatiha suresini bitirmiş olduk. İnşallah biraz sonra Felak ve Nas'a geçeceğiz.